Herkese merhabalar. Şimdi Tonguç Akademi'de metin türlerini ve söz sanattan işleyeceğiz. Tonguç nasılsın evladım? Teşekkür ederim hocam. Çok elit ve kaliteliyim hocam. Çok kaliteli bir cevaplama. Çok güzel bir yanıt verdin bana ama biz şimdi metin türleri ve söz sanatlarında ilk başta 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta neler öğrenmek istediğimizi merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Şimdi bunları iyice bir tekrar edelim ki 8. sınıfta bundan mutlaka sana da bir soru geliyor. Hatta nasıl soru geldiğini de söyleyeceğim sana. İlk başta 5. sınıfta biz... Hatta 5. sınıftan önce bunları görmüştük ama masal nedir, fabl nedir, hikaye nedir, tiyatro nedir görmüştük. Masalda olağanüstü olaylar anlatılıyordu. Yani burada olağanüstü olaylardan kastımız ne? Böyle insan dışı varlıklar, devler, periler, cüceler. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Ya mesela Pamuk Prenses tamam, ya cüceler de tamam ama sonra Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler devlerle savaşıyordu. Veyahut da hayvanlarla savaşıyordu, hayvanlar konuşuyordu. Böyle olağanüstü olaylar, olağanüstü varlıklar hocam, var. Hocam bana masal anlatmayın lütfen. Anlatmak zorundayım. Tonguç sınavda çıkıyor ve en önemlisi de masallarda yer ve zaman belirsiz olacaktı. Masallarda bir tekerlemeyle başlayacaktı. Bunların hepsini zaten 5. sınıfta biz öğrendik. Ama biz 6 ve 7 tekrarlarımızda da bunlarla alakalı detaylara, masalla efsane arasındaki, desen arasındaki farklara bile gireceğiz. Fabula baktığımızda ise insan dışındaki varlıklar konuşuluyordu. Konuş bakalım Tonguç biraz. Efendim hocam bir şey mi söylediniz bana? Mesela şu anda bir fabul örneği oldu. Niye? İnsan dışındaki bir varlık konuştu. Şaka bir yana fabullarda böyle işte karga ile tilki arasında bir diyalog oluyordu. İşte tilki kargayı kandırmak için diyordu ki hadi bakalım ağızdaki peyniri düşürtmek için hadi bana şarkı söyle senin sesin çok güzel diyordu. Karga da gaza gelip sesini güzel zannedip şarkıyı söylediği zaman ağızdaki peyniri tilki kapmış oluyordu. Buradan insanlara ders verme amaçlı insan dışındaki varlıkların konuşturulduğunu görüyorduk. Ve bunlar 5. sınıfta çok rahat öğrendiğimiz, sonradan 6-7'de tekrar ettiğimiz şeyler. Hikayede ise yaşanmış veya yaşanabilir olaylar kısaca anlatılıyordu. Zaten hikaye ile roman arasındaki farkı da gene ileride geleceğiz. Romanda biraz daha uzun anlatılacak ama orada da yine yaşanmış ya da yaşanabilir olay anlatılacak. Peki masalla farkı ne hikayenin? Olağanüstü olaylar var. Burada yaşanabilir olaylar var. Ve burada olağanüstü kahramanlar olacak. Ejderhalar hangisinde vardır hocam? Masalda olacak ama hikayede olmayacak. Siz ejderhalara inanmıyor musunuz hocam? Niye olamaz diyorsunuz? Ya şimdi o masalsı bir kahraman. Günlük hayatta bir ejderha görebiliyor musun? Öyle bir şey yok. Tiyatroya baktığımızda ise bu da yine o böyle olay örgüsü içerisinde anlatmaya dayalı bir metinde. Fakat sahnelenmek için yapılıyordu. Yani sen tiyatroyu izliyordun ve oradaki birçok konuşmayı, birçok repliği, birçok hareketi izlediğin için de diğerlerine nazaran okuyarak değil, izleyerek sevdiğin güzel bir edebi türdü. Bir de 5. sınıfta iki tane söz sanatı ben öğrenmiştik. Ben haftada bir kere tiyatroya gidiyorum hocam. Güzel, kaliteli insansın. Tebrik ediyorum. Entelektüel seviyemi arttırmak için. Entelektüel seviyemi tebrik ediyorum. Bak şimdi biz ileride 8. sınıfta gireceğimiz sınavda benzetme, kişileştirme, konuşma, abartma, tezat bunların hepsini göreceğiz ama biz 5. sınıfta sadece benzetme ve kişileştirme görmüştük. Benzetme deyince aklına ne geliyor evladım? Hocam arkadaşlarımızla çıkışta, okul çıkışında diğer gruptaki arkadaşlara benzettik hocam. Ne diyorsun evladım? Benzetme o senin dediğin kavga yani. Benim burada benzetmeden kastım. Mesela ben şimdi sana bakayım, sana benzetmeye çalışayım şu resmi. Gözlerim evet, buraya bakıyor. Evet. Tamam gözlerini çizeyim. Birazcık sol gözüm daha ortaya kayık. Gözlerini de mavi çizdim bak. Hadi bu elimi de unutma normalde. Mor gözlüsün. Vücudumu da mavi çizdiniz hocam. Kafan da mavi. Mavi dev. Evet böyle yaptık. Bir saçın bakayım 1-2-3 tane saçın. 3 tane tamam, teşekkür ederim. Şimdi bak burada şaka bir yana benzetme esasında varlıkların birbirine benzetildiği, zayıf olanın güçlü olana benzetildiği gibi andırıyor gibi sözcüklerle anlatılan bir sanattı. Şemsiyesi açıldı tamam ama şemsiyesi paraşüt gibi açıldı derken şemsiyeyi paraşüte benzetmiş. Niye? Paraşüt daha büyük bir şey, daha güçlü bir şey. Şemsiyesi paraşüt gibi açıldı derken açılma şeklini göstermiş. Şimdi biz buradan şunu görüyoruz. Mesela çocuklar aslan gibi oynadı. Burada çocukları daha güçlü olan aslana benzetiyoruz. İşte benzetmede hep böyle gibi, kadar gibi sözcükler göreceğiz. Ve bunları zaten 8. sınıfta çok daha fazla soru çözerek pekiştireceğiz. Kişileştirme ise insan olmayan varlıklara, insan özgü özelliklerden... Efendim hocam bana mı? Hayır sen değil, sen insansın. Ağaçlar baharı sevinçle karşıladı. Şimdi ağaçlar baharı sevinçle karşıladı dediğimizde bir kişileştirme var. Niye? Ağaçlar sevinmez ki. Ağaçlar duygusu olan, üzülen, ağlayan, sevilen, hoplayan, zıplayan varlıklar değil ki. Burada ağaçları sanki bir insanmış gibi düşünmüş ve onlara insana özgü bir özellik demiş. Şimdi 8. sınıfa geldiğimizde bunları daha detaylı göreceğiz ama peki soru tarzı nasıl diye merak edersen artık sınavlarda biraz yeni tarz sorular geliyor. Bir metne dayalı tek bir soru sorabildikleri gibi bir metne dayalı birden fazla soru da sorabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu yeni tarz sorulara da hazırlıklı olmamız lazım. İşte metin bir paragraf verip metin türü nedir diyor. Ve bu metinde başvurulan söz sanatları nelerdir diyor. Şimdi gelelim
6. sınıftaki edebi türler ve söz sanatları alakalı biraz daha detaylı göreceğimiz kısma. Şimdi biz zaten 5. sınıfta bu konuyla alakalı bir giriş yapmıştık ama bu sefer düşünceye dayalı edebi türleri de göreceğiz. Nedir? Deneme. Denemede kişisel görüşler dile getiriliyor Tonguç'um. Nedir kişisel görüşler? Böyle bir hani sen okulda kompozisyon sınavı yaptığı zaman hoca görüşlerinizi dile getirin diyor. Sen bir giriş, bir gelişme, bir sonuçta bir şeyler yazıyorsun ya. Burada sen esasında düşüncelerini rahat bir şekilde dile getiriyorsun. Bence, bana göre, ben öyle düşünüyorum gibi cümleler söylüyorsun. Yani ben kelimesini sıklıkla kullanıyorsun. Dolayısıyla sen burada esasında deneme yapmış oluyorsun. Niye? Bir şeyleri deniyorsun. Deneme yazarları da herhangi bir konu hakkında kişisel görüşlerini dile getirdikleri cümleler. Böyle rahat rahat konuşuyorlar. Ve bence, bana göre gibi cümleler söylüyorlar. Makale ise, makale farklı Tonguç. Makale bilimsel yazılar. Makalede bence, bana göre, ben böyle düşünüyorum gibi cümleler olmaz. Çünkü makaleler bilimsel yazılar. Makaleler kişisel görüş içermez. Makaleler nesneldir. Yani anlatılanlar kanıtlanması gerekir. O zaman bilimsel yazılardır. Kanıt gerekli. Kanıt gerekli derken neyi kastediyoruz? Böyle işte rahat rahat söyleyemez. Fıkra ise yine kişisel görüşler dile getiriyor ama burada güncel kelimesi bizim anahtar kelimemiz Songuç'um. Güncel olaylar yorumlanıyor. Ne demek güncel olayların yorumlanması? Böyle gazetelerdeki köşe yazıları. Hani baban evde gazete okurken görsün, gazetenin köşesinde böyle siyasi konularda, politik konularda yazarlar rahat rahat güncel bir konuyu dile getirirler. Bak, denemeyle benzer yönü ikisinde de kişisel görüş olması. Ama makaleden farklı yönü, denemeden farklı yönü, deneme herhangi bir konuda olurken fıkra genellikle güncel konularda, böyle siyasi konularda oluyor genellikle. Hocam ben size fıkra anlatabilir miyim? O fıkra başka fıkra bu arada. Ama bir tane fıkra anlatabilir miyim? Nasrettin Hoca fıkraları bu değil ama anlat, dinliyorum. Hocam efendim. Temel bir yarışmada doping yapmış. Tamam, olabilir. Anlaşılmasın diye sonucu olmuş hocam. Çok zekice bence. Çok doğru bir hareket demiş. Anlaşılmış mı peki? Anlaşılmamış hocam. Zaten sonucu olmuş hocam. Ya ama çok komik de Tonguç'um. Sonuncu olmuş yani. Niye boşuna yapmış ki dopingi? Hatalı davranmış. Neyse ya. Neyse ki anlaşılmasın diye sonucu olmuş. Şimdi fıkra, işte benim güldüğüm fıkra ya da Nasrettin Hoca fıkrası, bu fıkra bu fıkra değil. O fıkralara da biz fıkra diyoruz. Ama bizim edebi türlerde, düşünceye dayalı edebi türlerde öğrendiğimiz fıkralar güncel olayların, bilhassa köşe yazıları dediğimiz gazetelerdeki fıkralar. Eleştiri ise, bu çıkıyor sınavlarda, çok fazla soruluyor. Bir eserin, bir sanat eseri olabilir, bir kitap olabilir, şiir kitabı olabilir, roman olabilir, hikaye olabilir. İyi ya da kötü yanlarının ortaya kondu. İşte yazar çok ağır bir dil kullanmış. Yazar çok güzel açıklamış. Yazarın dili sade, yazarın dili ağır gibi ifadelerin kullanıldığı cümleler eleştiriler. Eleştiriler olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir ama eleştiri deyince biz siyasi bir konu hakkında böyle rahat rahat adamın eleştirdiği şeylere biz fıkra diyoruz. Niye? Çünkü güncel olaylar kişisel görüş dile getiriliyordu. Ama bir edebi eser eleştiriliyorsa, bir kitap eleştiriliyorsa ona biz eleştiri diyoruz. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak. Rahat rahat düşüncelerini dile getirdin, deneme. Bilimsel yazı yazdın, kanıtlayıcı resmi rakamlar kullandın, asla böyle kafadan atmadın, makale. Politik konularda, güncel konularda gazete köşe yazısı yazdın rahat rahat, fıkra. Bir kitabın eleştirisini yaptın, eleştiri. Biyografi ise kişinin hayatı başkası tarafından anlatılıyor. İşte diyelim ki işte Ahmet Yılmaz 1973 yılında şurada doğdu. Sonrasında bunu yaptı. Sonra bu okulu okudu. Sonra böyle o yaptı, o gitti diye cümleler kullanıyorsun. Ve burada biyografide üçüncü kişi ağzıyla anlatıyorsun. Niye? Çünkü o gitti. Mesela şöyle yaptı, okudu diyorsun. Tamam mı evladım? Fakat otobiyografide kişi kendi hayatını kendisi anlatıyor. Dolayısıyla da burada birinci kişi ağzı oluyor. Yani yaptım, birinci kişi ağzı kullanılıyor. Kahraman anlatışı gibi. Yaptı ya da okudu dersen üçüncü kişi oluyordu. Ama biz ne dedik? Birinci kişi ağzı dedik. O zaman yaptım, okudum demesi lazım. Yani 1921 yılında burada doğdum. Sonrasında bu okulu bitirdim. Ardından okul bittikten sonra ailece İstanbul'a taşındık gibi böyle hep yaptım ettiğim gibi cümleler görüyoruz. Otobiyografi, kendin pişir kendin ye. Hani biz diyoruz ya öz çekim, hani selfie diyorsunuz siz ama öz çekim, kendini çekiyorsun. Çekim ise başkasını çekiyorsun. Biyografi başkasının hayatını anlatmak, otobiyografi kendi hayatını anlatmak. Roman yaşanabilir. Hocam sizin hayatınız yazılacak mı hocam? Benim hayatım yazılsa masal olur. Çünkü tamamen hayali olaylar. Romana baktığımızda ise yaşanmış yaşanabilir olaylar uzunca anlatılıyor. O zaman şunu da bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Roman ve hikaye kitabını yan yana çizdiğimizde, tamam mı? Bak şimdi bu roman kitabı da hikaye kitabı. İkisi birbirine çok benziyor. Niye? Çünkü ikisi de yaşanmış ya da yaşanabilir olayla anlatılıyor. İkisinde de yer ve zaman belirli. Aradaki fark ne? Romanda hikaye şöyle ince bir kitap.
Şöyle ince. Aa. Şöyle ince bir kitapçıdan. Hikaye kitaplarını çok seviyorum. Çünkü çok ince oluyor, hemen bitiyor. Harika, ama roman biraz daha. Ama kalın. Roman kitapları şey gibi, kütük gibi oluyorlar. Aynen. Roman kalın, uzun ama hikayeci. Aradaki tek fark bu. Roman büyüktür, hikaye yazmamız yeter. Gezi yazısında ise gezilen görülen yerler anlatılıyor, rahat rahat okuyucuyla paylaşılıyor. Anılarda da kişi hatıradır diğer adı anının, aynı zamanda onu da bilmemiz lazım. Anılarda ise yazar geçmişte yaşadığı hayatının belli bir kesitini okuyucuyla paylaşıyor. Hatırladığı bir olayı bizlere anlatıyor. Şimdi bir de 6. sınıfta öğrendiğimiz söz sanatlarıyla alakalı biraz uygulama yapalım istersen. Gel o uygulamaları görelim ki kafa karışıklığı olmasın. Sonra da bununla alakalı sana en sevdiğin kısım olan ödevini vereceğim. Şimdi artık uyanın diye bağırıyordu çalar saat. Burada artık uyanın altını çizdik bir konuşurma yazdık. Neden? Şimdi burada kişileştirme var, doğru. Zaten bütün konuşurma sanatının olduğu yerlerde kişileştirme sanatı vardır. Ama bütün kişileştirme sanatının olduğu yerlerde konuşurma sanatı yoktur. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir varlığı sen kişileştirdiğin zaman, cans, insan olmayan varlığı kişileştirdiğin zaman konuşurma yapmamış olabilirsin. Diyelim ki kalem çok üzgündü. Bak, burada kişileştirme yaptım ama konuşma yapmadım. Kalem çok üzgündü ve hocam artık benimle daha fazla yazmayın dedi. Dersek burada kalemi hem kişileştirmiş oluyoruz hem de konuşturmuş oluyoruz. O zaman insan olmayan bir varlık insan gibi aynı bu altı çizili yerdeki gibi cümle kullanırsa biz buna konuşturma diyoruz. Böyle günlerde tüyden hafif olurum. Ya bir insan tüyden hafif olabilir mi? Milligram. Olamaz. Olamaz. O zaman abartmış. Abartmayalım lütfen. Dedesi pamuk elleriyle saçını okşadı. Burada da dedesinin o yumuşak ellerini pamuğa benzetmiş. Pamuk elleri derken eli pamuğa benzetmiş. Ev eski sahibini görünce duygulandı. Ulan ev duygulanır mı? Burada da bak konuşulma yok. Sadece insan olmayan bir varlık insan gibi kişileştirilmiş. Şimdi peki 7. sınıfta ne öğrendiğimizi merak ediyor musun Tonguç? Çok merak ediyorum. Heyecanından ölüyorum. Şimdi bak fazla heyecanlanma Tonguç. Çünkü fazla heyecan Türkçe dersinde çarpıntıya yol açıyor. Sakin olman lazım. Birçok öğrenci heyecanlanıyor ama sen heyecanlamamalısın. Arkana yaslanmalısın ve bu konuları öğrenmelisin. Şimdi biz 7. sınıfta da esasında 5 ve 6'da öğrendiğimiz konuların tekrarını yapıyoruz. Ama biz bu sefer biraz daha detaya girip uyarılar vereceğiz sana. Uyarılara dikkat et. Şimdi konuşturmanın olduğu her yerde kişileştirme de vardır. Düşen yapraklar elveda dedi ağaçlara dediğimizde dolayısıyla burada konuşturma sanatı var mı derse evet diyeceksin. Niye? Çünkü elveda kısmı yani şu altı çizili mavi kısım mavi sanatı yapıyor konuşturma. Peki yeşil kısım yani bütün hepsi düşen yapraklar elveda dedi. Bu yeşil kısım kafadan kişileştirme. Niye? Kişileştirme sanatı olmadan zaten bir varlığı konuşturamaz. Bu bir. Benzetme de gibi andırıyor. Tıpkı kadar kelimeleri çok kullanılır. Bak bu bir ipucu esası sanat olmuş. Bu senin birçok soruyu rahat rahat çözmeni sağlar. Sınavlarda işine yarar. Dolayısıyla buraya ben şöyle bir ipucu diye yazıyorum. Bu bir uyarı ve senin için ipucu. Gibi andırıyor tıpkı kadarı gördüğün zaman. Burada benzetme sanatı vardır diyebilirsin. Gülüşü babasını andırıyor bak andırmak. Gülüşü babası gibi. Bu gülüşü tıpkı babası dediğimizde burada hep gibi andırıyor tıpkı kelimeleriyle benzetme yapmış oluyoruz. Tonguç evladım benim. Abartmada ise olağanüstülük var. Yani bir şey benzetmiyorsun. Olağan bir şeyi olağanın üstüne çıkarıyorsun. Mesela diyelim ki gözümü yaşlı değirmeni döndürür. Şimdi burada adam yalan söylemiyor. Gözü yaşlı. Tamam gözden bir yaş var. Bu yaş diyelim ki ne kadar olabilir? En fazla bir insan ağlasa ağlasa şu bardağın bu kadarını doldurabilir. Yani o da çok ağlarsa. Yani. Bu kadar bile imkansız ama. Ama adam diyor ki bak olabilecek bir şeyi daha da olağanüstü hale getiriyor. Abartıyor. Gözümün yaşı diyor. Değirmeni döndürüyor. Yani böyle şırıl şırıl dere gibi akabilir diyor. Ya bu anlamsız. Burada abartıyorsun. Böyle bir şey olamaz. Başka bir uyarımızda biyografi, bunu zaten önceden de söylemiştik 6. sınıf tekrarımızda ama bir kez daha vurgulamak istiyorum 7. sınıfta. Biyografi 3. kişi ağzından anlatılır. Yani okudu deriz. Ama otobiyografi 1. kişi ağzından anlatılır. Okudum dememiz gerekiyor. Yani biyografide bir kişinin hayatını anlatıyoruz. Otobiyografide ise kendi hayatımızı anlatıyoruz. Hikaye kısadır, yer zaman kişi vardır. Roman ise uzundur, yer zaman kişi yine vardır. O zaman az önce söylediğim şeyi bir kez daha çiziyorum. Orada sayfanın kenarına gelmişti ama sen anlamıştın yine de gösteriyorum. Bunlardan hiç üzerine hikaye ya da roman yazmıyorum. Bunlardan hangisi sence Tonguç evladım benim romana benziyor, hangisi hikayeye benziyor? Kalın olan romana benziyor hocam. Bu kadar basit. O zaman kalın üzerine roman yazıyoruz çünkü uzun. İnce olanın altına da üstüne de özür dilerim hikaye yazıyoruz. Peki hangisi gerçekçi olaylar anlatılıyor? Hocam gerçekçi olaylar tabii ki hikayede anlatılıyor. Hayır romanda da anlatılabilir. Her ikisinde gerçekçi olaylar anlatılabilir. Her ikisi de yer zaman bellidir diyoruz ve geçiyoruz yeni bir uyarı, yeni bir şans, yeni bir heyecan ve yeni bir... Heyecan fırtınası. Çünkü niye heyecan var? Olağanüstlüklerin olduğu masal destan dünyasına geldik Tonguç. Sakin ol, heyecanlanma. Şimdi bak dikkat edin.
Masalda hayal ürünü bir olay, olağanüstü kahramanlar anlatılıyor. Destanda ise yine olağanüstülükler var. Ama hocam ben artık farkı nasıl anlayacağım? Sakin ol Tonguç. İkisinde de olağanüstülük var ama masalda hayal ürünü var. Destanda ise yaşanmış bir olay, olağanüstülükler anlatılıyor. Yani mesela Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan diye bir adam yaşamış. Metehan, Hun hükümdarı. Metehan gerçekten tarihte var. Adama ait birçok işte kalıntı, birçok tarihi bilgi ulaşmış. Gerçek bir karakter. Ama adamın... Truva destanı. Yaşanmış, Truva yaşanmış. Ama orada sen eğer bu yaşanmış olayı olduğu gibi değil de olağanüstülüklerle anlatırsan masaldaki gibi, bu destan oluyor. Ha, masalda ise tamamen hayali bir şey. Ne Pamuk Prenses var, ne Yedi Cüce var, ne Ali Baba var, ne Kır Karamiler var, ne Keloğlan. Bunların hepsi tamamen hayali. Fable ise tabi bunların masalda ders verme amacı. Fable'da ise insanlara ders verme amaçlanıyor ve hayvanlar... Efendim hocam? Yok, senden bahsediyorum. Hayvanlar, yani insan dışındaki varlıklar konuşturulur. Yani burada masalda devler, cüceler... Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktuk kedi, kedi pır uçuverdi. Yalan mı? Böyle garip bir şey yani. İşte bu biraz fable gibi oluyor. Tebrik ediyorum seni herhalde. Şimdi bir uyarımız daha var. Anı üzerinden zaman geçtikten sonra yazılıyor. Ama günlük, bak bunu ilk defa söylüyorum şu anda, 7. sınıf tekrar söylüyorum. Günü gününe tarih atılarak yazılıyor. Yani günlükte sen sevgili günlük. Bugün 2 Temmuz 2017, 2018. Bugün gerçekten sıcak bir gün. Önce sabahleyin havuza girmek için belediyenin parklarındaki şeylere, ne deniyor ona? Süs havuzlarına. Süs havuzlarına doğru gittim. Zabıta köşede beni bekliyordu. Fakat zabıtadan habersiz bir şekilde havuza girmeden önce donumu hemen pantolonumu çıkardım. Pantolonumu çıkardım. Üzerimdeki beyaz donla havuza girdiğimde tüm gelen geçen bana bakıyordu. Fakat serin sular o kadar beni... Bu günlük. Tamam, bu iğrenç. İğrenç bir günlükmüş. Allah kahretmesin. Midem bulanmıyor. Hayır evladım, serin suyla niye midem bulanıyor? Anı ise yaşanmış bir olay. Çocuk... Hayır, diğer insanların, gören insanların midesi bulanmıştır. Anladım. Şimdi başka bir uyarıya bakalım. Denemeyle makaleyi karşılaştırabilirler sana testlerde, sınavlarda. Denemede kişisel düşünceler var ama makalede kişisel düşünceler yok. O zaman denemeye öznel diyebiliriz Songuç evladım benim. Ama makaleye nesnel demek zorundayız. Yani diğer bir deyişle denemede ispat yok. Aynı şeyde olduğu gibi, fıkrada olduğu gibi ispat yok. Ama makalede İspat var. İspat zorunlu. Kanıtlamak zorunlu. Sohbet fıkra gezi yazısına baktığımızda ise sohbette soru cümleleri var. Böyle burada bir konuşma havası görüyoruz Songuç'um. Yani okuyucuyla konuşur gibi adam böyle herhangi bir konuda bahsediyor. Fıkrada ise daha çok güncel olaylar anlatıldığı için, bunu zaten 6. sınıf tekrarımızda söylemiştik. Fıkranın altına şöyle güncel kelimesini izin verirsen yazmak istiyorum Songuç evladım. Bugünlerde, son zamanlarda, yakın bir zamanda, geçen güne yapılan toplantıda işte sayın şu böyle diyor gibi güncel konularda yine öznel düşünceler dile getiriyor. Yani zaten fıkranın diğer adı ne biliyor musun evladım? Köşe yazısı. Yani gazetelerde köşe yazısına biz normal fıkra diyoruz. Nasrettin Hoca fıkrasıyla karıştırdım. Gezi yazısı da yol, yolculuk, uçak, tren, anahtar kelimeler. Burada hep böyle gezilen görülen yerler, abartılmadan çok da fazla süs anlatırsan bu sefer adam gidip orayı gördüğünde senin yalancı olduğunu anlar. Ya sen bana o kadar övdün övdün, gittim normal saçma sapan bir yermiş diyebilir. Şimdi Tonguç Eylül'e, 7. sınıf tekrarımızı bitirdik. Artık senin en sevdiğin kısma, yani ödev kısmına geldik. Ödüllü sorumuzu yapmak ister misin Tonguç'um? Evet, istiyorum hocam. O zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi teşekkür bakalım. Teşekkür ederim hocam. Bak Tonguç'tan başlıyor kan. Düşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'tan başlıyor kan. Düşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Senin için 7'den 8'e kan.